o seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rakçı, Profesör Doktor Sinan Canan. Merhaba, merhaba, merhaba. Ne güzel efendim sizleri orada görmek. Merhabalar efendim, sizleri de orada görmek çok güzel. Ben Sinan Canan, Sinan Canan'la Açık Beyne. Hoş geldiniz. Efendim bundan sonra her hafta NTV ekranlarında sizlerle Sinan Canan'la Açık Beyin'de sizden, bizden, bizden yani insandan bahsedeceğiz. Bu dünyada bilgi olmak istiyorsan önce kendini bilmen lazım. Yani insan zekası aslında niye var? İnsan nasıl bir ortam için tasarlandı? Yokluklar dünyası için çok iyi hazırlanmış olan insan bu çokluklar dünyasında ne yapacağını maalesef bilemiyor. Ben hasta olmak istemiyorum. Hangi bölüme gideyim? Psikiyatri. Kendine bakmak için dışa bakan gözleri çevirmek lazım. Öbür bölümlerin hepsi spoiler vardı şu an. Bu fabrika ayarlarına yeni sürümler gelmesi gerekecek mi? İşte ben de tam bu anı bekliyorum. İnsanın en büyük sorunu bugün bilinçli seçim yapabilen insanların maalesef sayıcı azlığı. Şu anda iyiyiz çok şükür de. Önümüzdeki 20-25 sene içinde kesin bir arıza çıkar diyenlerin ellerini görebilir miyim? İddiam şu sevgili dostlar, lütfen bu programı takip ettiğiniz sürece bu iddiayı sınayınız, bana asla inanmayınız. Bugün çok özel sevgili konuklarımızla ilk programımızı yapıyoruz. Ben de oldukça heyecanlıyım. Sizler nasıl, heyecanlı mısınız? Evet. Ben daha önce böyle konuşmaları çok yaptım. Yani 10 senedir, 15 senedir hayatım böyle geçiyor ama ilk defa televizyon ekranlarında böyle siz değerli konuklarla, ki stüdyonun yarısı neredeyse oldukça tanıdık. Onlarla beraber böyle bir başlangıç yapmak çok çok güzel. Dolayısıyla bugün konumuz temelde insan. İnsanın fabrika ayarları ışığında sizlerle hep beraber biraz kendimizi ilgilendiren esas mevzuları ele almaya çalışacağız. Biliyorsunuz ortada çok fazla mevzu var, çok fazla haber var, çok fazla konu var. Hangi birini takip edeceğimizi şaşırmış vaziyetteyiz. Ama velakin aslında şöyle bakarsanız bunların çoğu da bizi ilgilendirmiyor. Çoğu da günlük hayatımızı dolduruyor, biraz bize meşgale yapıyor, vakit geçirmemizi sağlıyor ama esas bir konu var ki hani tarih boyunca hep büyüklerimiz, işte bilgeler, mesajcılar, aydın insanlar bize hep bir şey hatırlatmışlar. Bu dünyada bilgi olmak istiyorsan önce kendini bilmen lazım. Kendini bil demiş herkes. Bizim biraz bugün işimiz olacak. Bundan sonraki bölümlerde işimiz hep olacak. Biraz kendimizi nasıl bilebiliriz, onun yollarını araştıracağız. Kim konuşacak bu konuda? Ben bir biyoloğum temel itibariyle. Buyurun efendim. Merhabalar Sinan Hocam. Merhaba. Teoman İnal benim adım. Teoman Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, sağ olun. Bilmeyle ilgili zaten bir soru hazırlamıştım. Güzel bir başlangıç oldu. Bilmek konusunu ben kendi hayatımda bilme yolculuğu olarak anlamlandırıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Bir de bilmenin sonucunda bir de anlama eylemi ortaya çıkıyor. Bir hocamızdan şöyle bir şey duymuştum. Anlamak, beyni sınırlamak ve öğrenmesini engellemek olarak tanımlamıştı. Ve bu tanımlamadan sonra da ben artık anlamayı anlıyorum demiyorum da anlamaya çalışıyorum şeklinde yorumlamaya başladım. Katılıyor muyuz? Anlamak mı iyi, çalışmak mı iyi? Çalışmak lazım. Anladım dedim, bitiyor değil mi? Ben esas anlamanın gerçekten beyinde herhangi bir noktayı durdurduğuna dair bir bilimsel araştırma veya bir sonuç var mı? Bunu merak ediyorum. Vallahi o bilimsel sonuçları daha çok çok konuşacağız. Öyle bir yeri durduran, bir yeri çalıştıran sihirli bir formül yok. Öncelikle onu söyleyeyim ama burada öncelikle aramak. Bizim esas işimiz aramak. Şunu düşünelim hep beraber. Büyük bir soru değil mi insanın kendini bilmesi? Şimdi bugün bu programın ilk bölümünde ben size ve ekranları başındaki sevgili dostlarıma bir kıyak yapsam ve her şeyi bugün halletsek, hayatın anlamını çözsek, ne yapacağız öbür bölümlerde? Bırakın öbür bölümleri, hayatın geri kalanında ne yapacağız? Yani yarın sabah cevaplarla uyandığımızda bu hayatın bir anlamı kalır mı, onu bir düşünelim. Dolayısıyla iyi ki arıyoruz, iyi ki tam olarak anlamıyoruz, iyi ki bu kadar karmaşık ve anlaşılmaz bir varlığız deyip belki her gün biraz şükretmek lazım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
Dolayısıyla bizim program bayağı uzun sürebilir bu kafayla baktığınızda. Efendim, ben biyoloğum dediğim gibi. Ben size insanın her şeyini anlatamam. Ama donanımla başladık. Biz canlılık tarihiyle bir eğitim aldık. Ve daha sonra bana sinir bilimleriyle uğraşmak nasip oldu. Ve onun üzerine biraz çalıştım. Baktım orada öğrendiklerim evde çok işime yarıyor. Dedim ki ben bunları dışarıda anlatayım. Anlattığım zaman baktım diğer insanların da işine yarıyor. Bütün sorunları çözmüyor ama bize kendimizle ilgili çok önemli bir şeyler söylüyor. Şimdi ben bugün bu ilk bölüm vesilesiyle de sizlerle ufak bir zihinsel egzersiz yapalım istiyorum. Daha önce yaptığınız mı bilmiyorum ama kendimizi bir hayal edeceğiz. Daha önce hiç kendi bedenimizi, kendi şekil şemalimizi şöyle bir alıcı gözle inceledik mi acaba? Bir şey rica etsem 5 saniye şöyle gözlerinizi kapatıp kendinizi karşınızda bir görsenize. Kendinizi bedenen karşınızda bir nasıl biri gözüküyor? Şöyle bir bakın baştan aşağı. Bakın efendim nasıl görünüyorsunuz kendinize? Ve karşıda gördüğünüz kişiyle ilgili size bir tane soru soracağım. Karşınızda gördüğünüz kişi giyinik mi? Çoğunuz giyinik. Ya orada bile bir gardırop seçme ihtiyacı doğdu. Şimdi mesela bir zürafaya böyle bir şey yaptırsak acaba zürafa böyle bir zorlanma yaşar mı? Yani kendine giysem acaba hayalim dursun. Peki biz niye böyle kendimizi biyolojik bedenimizde sadece hayal edemiyoruz? Doğduğumuz andan itibaren üzerimize bir şey giydiriyorlar. Annesinden doğduğu haliyle dünyanın hiçbir yerinde hayatta kalabilir bir organizma değiliz. Bundan dolayı da hep üstümüzde bir şeyler var. Neden? Bugün başlangıç sorumuz bu. Diğer hiçbir canlı ben bu sabah ne giyeceğim diye stres olmazken, bütün canlılardan bir canlı olan bu insan neden üstüne bir şeyler giymek zorunda? Bu soru tuhaf gelebilir. Ama öyle tuhaf sorular vardır ki üzerine oturup 5 dakika düşündüğünüzde hayatınızı değiştirebilir. Ben de biyolojinin ilk senelerinde okurken, diğer canlılarla insanı karşılaştırırken böyle bir soruyu o zamanlar ilk kez sorma fırsatı bulmuştum. Fikriniz var mı? Diğer tüm canlılarda olmayan bir özelliğe, duyguya sahibiz. Bence biz utanç duygusundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Utanç duygusu acaba nereden geliyor? Aslında sorun bu. Utanç duygusu bir şeyin sonucu. Öğretilen aslında bir kavram. Utanç duygusu da bir şeyin neticesi. Şimdi aslında biraz da onların hepsinin sebebine bakalım. Soru aslında daha sade. Yeryüzündeki hiçbir canlı annesinden doğduktan sonra ekstra bir donanıma ihtiyaç duymuyor. Ama biz doğar doğmaz hemen giydiriliyoruz. Yani vücudumuz çok derece zayıf ve aciz. Hani hayvanlar hakaret edecek olsa birbirlerine insan gibi olmuşsun falan derlerdi herhalde diye düşünüyorum ben şöyle bir bakınca halimize. Acaba bu neden olabilir? Böyle bir fikri olan var mı? Mesela size bir mikrofon iletelim hemen. Nilay Koçkut ben. Tehlikeye açık olduğumuz için olabilir mi acaba? Ben öyle düşünüyorum. Zaten tehlikeye açık yapıyor bizi, doğru söyledin de. Yani bu kadar biyolojik canlı arasında bize niye böyle bir gıcıklık yapılmış gibi duruyor? En son bir de buradan bir görüşelim. Size de mikrofon alalım hemen. İsminizi alabilir miyim? Merhabalar, Bengü Yorçu ben. Şöyle bir yorum olabilir belki. Doğaya uyumlanmak adına vücudumuzun sıcak soğuk dengesini sağlayabilmek için bir ihtiyaçtan doğmuş olduğunu düşünüyorum. Ve zamanla da kültürel kodlarımızdan dolayı farklı tarzlarda yine üstümüzde giyim kuşamla bir bilinçaltımızda temel seviyede bir sabitleme unsuru olduğunu düşünüyorum. Naçizane teşekkür ederim. Bayağı teori yaptık yani, fena. Beğendiniz mi? Bir alkış. Bengü'ydü değil mi? Bengü. Bengü teorisi diyebiliriz buna. Tabii bu biliyorsunuz insana dair çok hikayelerimiz var. Biz genellikle böyle kendimizi gökten zembille inmiş bir anda pat diye dünyada çıkmış bir canlı olarak görmeyi seviyoruz. Ama biyoloji hikayesi diyor ki sen de diğer canlılarla aynısın. Dişin, saçın, kemiğin falan neyin varsa diğer bütün hayvanlarla, bitkilerle temel yapı sistemini paylaşıyorsun. Ama bu görünüşteki farklılığımızın biyoloji dünyasındaki sordurması gereken soru şu. Biz biyolojide şöyle bakarız. Bir yerde bir tuhaflık varsa, bir acayiplik varsa bunun hikmeti nedir acaba? Bu neden böyle olmuş olabilir diye bunu bir sorarız. Ve biyologlar bunu araştırdıkları zaman diyorlar ki panik yok. Bunun çok net bir sebebi var. İnsan olmaya doğru giden süreçte bizim atalarımız vücutlarındaki o donanımları kaybettikçe, yaşamda kalmaları gittikçe zorlaşmış ama bunun mukabilinde onlara bir araç verilmiş. Zihinsel güçleri aşırı gelişmiş bir canlı olabilmemiz için bedenimizdeki güçler adeta alınmış ve götürülmüş.
Niyazi Mısır'ın bir sözü vardır bilirsiniz. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bazen bazı şeyler kötü gözükür ama o şeyler öyle olmasa bir başka şeyler belki de bize hediye edilmez. Biyolojik açıdan baktığınızda aslında bizi farklı yapan temel unsurlardan bir tanesi bu. E peki ne oldu yani? Çok zeki olduktan ne oldu? Performansımız çok iyi değil gibi gördünüz. Yani şu anda hani 21. yüzyıl itibariyle bakarsanız insan çok da zeki bir varlık gibi gözükmüyor, ne dersiniz? Yani çevre kirliliğidir, aşırı sanayileşmedir, bir şeyler. Ama bu zeka acaba bugün kullandığımız şekilde mi bize hediye edilmişti? Yani insan zekası aslında niye var? İnsan nasıl bir ortam için tasarlandı? İşte bütün bölümlerimiz boyunca sizlerle konuşacağımız insanın fabrika ayarları hikayesi aslında biraz bunu açmak ve günlük hayatımızdaki karşılıklarını tartışmakla ilgili bir temel vesile. Biz insanlar olarak 300 bin yıl kadardır buradayız. Bilim insanları bunu söylüyorlar. Yazıyı ne zaman bulmuş insanlar bilen var mı kabaca? İlhami Bilir. İlhami öğrenci arkadaşımızı oradan tanıyorum. 4-5 bin yıl kadar evvel diyelim. 4-5 bin yıl evvel işte medeniyet yazılı olarak kayıtlar bırakmaya başlamış. 300 bin yılın son işte 3-5 bin senesinde yazılı bir şeyler var. Biz sadece o kadarını biliyoruz. Peki bu tarafa doğru gelelim mesela. Bu 3-5 bin yıl boyunca neler olmuş? Hep imparatorluklar, savaşlar falan filan. 200-250 sene önce insanlar sanayi devrimi diye bir şey ortaya koymuşlar. Artık insan kaslarının yetmediği işleri büyük makinelere yaptırabilmişler. Dünyada çok hızlı bir değişim yaratmaya başlamışız. Daha 250 sene önce. Gelelim 30-40 sene önce hayatımıza dijital devrim diye bir şey girdi. Biz ne olduğunu pek anlamadık. Hala takılıyoruz. İşte yapay zekalar var, bir şeyler oluyor dünyada falan filan. Ve şu anda geldiğimiz değişimin hızı o kadar yüksek ki benim büyük kızımla küçük kızım arasında 6 yaş fark var. Büyük kızım, küçük kızım hakkında bana diyor ki ben bu yeni nesli anlamıyorum. Siz de benzer bir şey yaşıyorsunuz. Mesela 2 sene sonra, bırakın 2 seneyi, 6 ay sonra teknolojide ne yaşayacağımızı bilen var mı? İnanın fütüristler de bilmiyor. Şu anda çok büyük bir değişim hızı yüzünden belirsizlik içerisindeyiz. E peki bu zavallı insan 300 bin senedir burada dedik. Yüz binlerce yıl dediğimiz bir süreçte bunların hiçbiri olmadan yaşadı. Nasıl bir ortamda yaşadı? Bugün bildiğimiz teknolojilerin hiçbirinin olmadığı bir dünyada görüntü ve zihinsel olarak aynı bizim gibi insanların nasıl yaşadığını hadi bir hayal edelim hep beraber. Hiçbir şey yok. Bir Türk sorusu var ya, hiç mi bir şey yok? Hiçbir şey yok. Hiç. Kürdan bile yok. Ne yapacağız biz bu bedenlerle? Annemizden doğduğumuz haliyle olmayacağı aşikar. Sürekli dünyayı değiştirmemiz gerekiyor. Dikkat ettiniz mi? Öyle bir ortamda insan olarak dünyaya geldiyseniz birlikte yaşamanız lazım. Birbirinizi koruyacaksınız. İki, sürekli dünyayı değiştireceksiniz. Devamlı değiştireceksiniz. Hiçbir yer size uymayacak. Ya bu çok zor bir şey. Bize niye böyle bir görev verildi acaba? Niye biyolojide böyle bir ihtiyaç doğmuş olabilir? Neden biz bu kadar ağır bir yükün altına sokulduk? Bunun bize bir avantajı var. Bilmem fark ettiniz mi? Tabiattaki tüm canlılar kendilerine ait bir habitatta yaşamaya mahkumdur, zorunludur. Çamur kurbağası çamur kurursa ben bundan sonra ağaç kurbağası olacağım, buralar çok kurudu diyemez. Soyu tükenir ve biter. Ama insana bakın. Ekvatordan kutuplara her yerde yaşıyor. Her yeri kendisine uygun bir yaşama alanı haline getirebiliyor. Şimdi bizimkiler Mars'a gidiyorlar biliyorsunuz. Yani bizimkiler derken ben biraz büyük bir bizimkiler var bizde. İnsan türünü kastediyorum. Hani hiç gemi ne kadar yakacak, kaç ayda gideceğiz, nasıl olacak konuşulduğunu duydunuz mu? Gideceğiz. Önce kim gidecek? Dert bu. Oraya gideceğiz. Orada yerleşimi kuracağız. Orada bir şekilde biz var olacağız. Buna eminiz. Habitattan bağımsız tek canlı haline getirilebilmemizi sağlayan en büyük nimet akıl ve zeka nimeti işte. Bu sayede biz dünyayı kendisine göre değiştirmek zorunda olan bir canlıyız. Ama
Bir canlı dünyayı kendine göre değiştirecek de, peki bu canlı kendini unutursa ne olacak? Ne olduğunu unutursa ne olacak? Neye ihtiyacı olduğunu unutup sadece hevesine göre, zevkine göre, kafasına göre, aklına geleni yaparsa ne olacak? 21. yüzyıla hoş geldiniz. Biliyorsunuz değil mi? Sürekli daha hızlı teknolojiler yapıyoruz. Sürekli yeni şeyler üretiyoruz. Aynı ürünün 50 farklı tipi olmasa rahat edemiyoruz. Niye? Canımız öyle istiyor. Öbür taraftan gezegen batıyor, iklim değişiyor, ortalık kirleniyor, insan hayatı zorlaşıyor. Mesela biz devamlı daha hızlı teknolojiler istiyoruz. Bunu niye istiyoruz? Vakit kazanmak için. Sorarım sizlere, hepiniz yaklaşık benimle aynı jenerasyon sayılırsınız, çoğunuz genç olmakla beraber. Teknoloji hayatınıza girdikten sonra hiç vakit kazandınız mı? Siz efendim, hiç vakit kazanan oldu mu acaba sevgili ekran başındaki izleyiciler? Ben kazanamadım. Sürekli yeni bir şeyler çıktı. Devamlı yeni bir şeylere yetişmek zorunda kaldım. Ve maalesef teknoloji benim hayatımdan serbest vakit denen şeyi gittikçe daha fazla gasp etmeye başladı. O kadar iletişim teknolojileri geldi. Bir kandil gecesi bir mesaj gönderip 500 akrabanıza bir anda kendinizi hatırlatabiliyorsunuz. Tamam. Şu anda dünyada insanların yaşadığı en büyük sosyal problem ise yalnızlık. Birçok ülkede yalnızlık bakanlıkları kuruluyor. Bu kadar iletişim teknolojisi var da biz niye hala bu kadar yalnız hissediyoruz kendimizi? Burada bir sorun olmalı. Bizim istediğimiz iletişim demek ki böyle bir şey değil. Yahut sayısız meslek alternatifleri var. İşte genç arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım, kariyerinin başında ya da yeni kariyer yapmayı düşünen arkadaşlarım. Önünde sayısız seçenekler var. Ama hiçbir zaman bu devirde olduğu gibi kafamız karışık olmadı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hiçbir şey seçemediğimiz için seçenek bolluğu içerisinde perişan olmuş vaziyetteyiz. Dünya tarihinde en fazla gıda çeşitliliğinde yaşadığımızı biliyor musunuz? En fazla çeşit gıda bugün var. En fazla beslenme sorunu bugün yaşıyoruz. İnsanlar artık açlıktan değil, tokluktan ölüyorlar. Kendimizi kontrol edemiyoruz. Yokluklar dünyası için çok iyi hazırlanmış olan insan, bu çokluklar dünyasında ne yapacağını maalesef bilemiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere, sanıyorum görmeye başladığımız üzere, aslında bu dünyada ne ediyorsak kendimize ediyoruz. Ve bunları da hep daha iyi bir hayat, daha konforlu bir hayat, daha lüks bir hayat kurmak adına yapıyoruz. İşte burada biraz bu sorunu çözeceğiz hep beraber. Dünyayı değiştirmek zorundayız, evet. Ama böyle mi değiştirmek zorundayız? Nasıl değiştirmemiz lazım? Bunun için en önemli bilmemiz gereken şey ne? Benim gerçekten neye ihtiyacım var? Ben gerçekten ne istiyorum ya da ne istemeliyim? Bu istediklerim gerçekten benim hayrıma mı yoksa zararıma mı? İşte bütün bu kendini bilme yolculuğu. Özellikle ileriki bölümlerde sizinle bol bol sohbetini edeceğimiz o psikolojik ve duygusal kısımlarımız iyi anlaşıldığı zaman bu soru yavaş yavaş çok daha önemli hale gelmeye başlayacak ve şunu fark edeceğiz. Yaptığımız her bir seçim kaderimizi yaratıyor. Ve kendimizi tanımadan, bilmeden, bilincimizi kullanmadan kendimize dair yaptığımız tüm seçimler maalesef pişmanlıkla sonuçlanıyor. O yüzden belki buralarda işte bir araya gelip yaptığımız şu küçük sohbetlerle umuyorum bunun tek faydası olarak gördüğüm şey bu. Evde tek başımıza otururken ya bir şeyler konuştular, bir şeyler geçti. Bende de şu durum şöyle, acaba bununla ilgili ne yapabilirim falan diye sorgulamalar başlarsa bizim buradaki muhabbet eminim çok güzel bir yere çıkacak. Çünkü bizi izleyen bir kişi bile hayatındaki bir seçimi bilinciyle yaparsa eğer hepimiz için çok fazla şey değişecek. İnsanın en büyük sorunu bugün bilinçli seçim yapabilen insanların maalesef sayıca azlığı. Çünkü çoğumuz bize sadece öğretileni yapıyoruz. Hadi yap denileni yapıyoruz ve maalesef öyle gidiyor. Başka neler hissettirdi?
Buyurunuz efendim. Ben Gülsüm Çakır. Gülsüm, nereden geliyorsun Gülsüm? Küçükçekmece'den geliyorum. Küçükçekmece. Evet. Bayağı uzak sayılır. Evet. Hoş ama geldin. Seve seve geldim. Ben şunu düşünüyorum tüm konuşmalarımızdan. Aslında fıtratımız gereği bu kadar bolluk ve çokluğun içerisinde kendimizi unutarak daha çok şeye yetişmeye çalışıyoruz. Ama kendimizi kaybettikten sonra bu kadar yaşamanın veya işte bu kadar seçeneğin içerisinde olmanın hiçbir farkı yok. O yüzden anda kalmanın çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimlerin de daha süreli olup inşallah bizlere daha farklı yollarla farkındalık kazandırmasını temenni ediyorum diye. İnşallah diyorum ben de. Zaten hepimizin ortak derdi bu. Yani temel sorunumuz, burada hep konuşacağımız şey bu olacak. Ben valla aslında buradaki bütün muhabbetin temelini benim insanın fabrika ayarları üzerine kurmaya çalışıyorum. Çünkü orada şöyle bir şey var. Bir biyolog olarak tıp fakültelerinde hemen hemen hiç biyoloji öğretilmediğini fark ettiğimde bundan 15-20 sene evvel ya bir nevi böyle tıpçılara biyoloji hatırlatması gibi bir şeyler yazma niyetiyle başlamıştım ilk önce. Çünkü siz eğer bir canlının neden hasta olduğunu anlamak istiyorsanız önce o canlının niye yapıldığını bir anlamanız lazım. Yani o canlının varlık amacını. Ama çok üzgünüm, aramızda var mı tıbbiyeli ya da hekim arkadaşım? Bilmiyorum bana katılır mısınız ama yani tıpta neredeyse pek biyolojinin B'si yok gibi. Bir mikrofon alalım mı? Doktorlarımıza bir danışalım bu konuda. Yusuf Açıkgöz ben. Yusuf Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle ağzınıza sağlık. Bu program için teşekkür ediyoruz. Yani şöyle, tıp fakültesinde evet daha çok biyolojiden kastınız şu anda hani insanoğlunun tarihsel yolculuğunu baz alarak konuşursak evet evrimsel biyoloji tıp fakültelerinde çok eksik anlatılmıyor. Hani genel olarak bizde biraz daha bu iş daha mekanik, daha analitik bir şekilde öğretiliyor. Özellikle zaten hani modern çağda tıp eğitiminin felsefeden uzaklaşmış olması zaten bunları... Bak biraz... hazır doktorları bulduk. Ya bak bilir kişi var burada. Gelin bakın senelerdir yaptığım testi yapalım. Evet, yani. Hocam şimdi siz hazır buradayken. Evet. Diyelim şurada bir test yapalım önce arkadaşlar. Şu anda kendini %100 sağlıklı hissedenlerin ellerini bir görebilir miyim? Bak doktor var ona göre. %100 sağlıklı hissedenlerin ellerini bir görebilir miyim? Sizler nasıl hissediyorsunuz? Böyle kendini %100 sağlıklı hisseden. Ha? İyiyiz. Şimdi böyle deyince çoğu kişi el kaldırmıyor. %100 sağlık yok canım falan. İlla bir şey var değil mi? Öyle bir şey. Şöyle diyeyim çok şükür iyiyiz ya. Bir elleri göreyim. Çok şükür iyiyiz. Çok şükür. Buraya geldiğinize göre çok şükür iyiyiz değil mi? Şimdi bak doktorlar buradayken bir şey söyleyeceğim. Şu anda iyiyiz çok şükür de. Önümüzdeki 20-25 sene içinde kesin bir arıza çıkar diyenlerin ellerini görebilir miyim? Kaldırmayanlar bir daha düşünsün. Siz de evde çekinmeyin lütfen. Kaldırın el. Bakınız zımnen şunu biliyoruz. Yaşlar 40-50 falan olmaya başladı mı kabaca, büyüklerden gördüğümüz kadarıyla kesin bir arıza çıkıyor. Çünkü onlar ne zaman bir araya gelse şeker, tansiyon falan konuşuyorlar. Biz böyle tatil, matil mi, eğlence derken yok onlar doktorun kim, işte hangi diyeti yapıyorsun falan değil mi? E peki sevgili doktorlar, sevgili hocalarımız, ben bu farkındalıkla yarın sabah bir tıp fakültesine, bir hastaneye gitsem. Desem ki merhaba ben Sinan Canan, gayet sağlıklıyım hamdolsun hiçbir şeyim yok. Ama önümüzdeki 25 sene hasta olmak istemiyorum. Hangi bölüme gideyim? Yani bunun bir bölümü yok. Peki hocam, ben danışmaya gelsem, 3 kere ısrar etsem? Psikiyatri. Valla daha önceden bak konuştuk mu hiç konuşmadık ama. Yok ben rastgele ben denedim canım, aynısı psikiyatri oldu. Buyurunuz efendim. Bir saniye şuraya bir söz verelim. Hocam hoş merhaba. Geldiniz. İsmim Dida. Didemciğim hoş geldin. Demin söylediğinizde aslında şöyle bir özet çıkabilir hocam. Biz sorumluluk almaktan, kendimizi tanımaktan aslında kaçıyoruz. Hem kendimizi mahvediyoruz, hem olduğumuz yeri mahvediyoruz. Sonra oradan kaçıyoruz, sıkılıyoruz. İyileştirmeye, düzeltmeye uğraşmak yerine bırakıp devam ediyoruz. Hem dünyayı hem de kendimizi böyle tüketiyoruz. O yüzden hani hiçbirimiz şu anda %100 sağlıklıyız demek doğru değil. Çünkü şu anda hepimiz bir şekilde bir yerlerimizi tüketmiş durumdayız bedenen ya da ruhen. Hastaneye gittiğiniz zaman evet artık üçüncüde falan değil, ilk olduğunuzda sağlıklıysan burada ne işin var? O zaman sizi psikiyatriste götürelim kısmına denk gelebilirsiniz. Çok normal. Didem Hanım biraz açık beyinliğe benziyor sanki. Kesinlikle gurur duyuyorum hocam. Eyvallah eyvallah. Hoş geldin Didemciğim tekrar. Şimdi tıp fakültelerinde bize nasıl sağlıklı yaşayacağımızı açık ve sarih bir şekilde anlatacak, bunun üzerine çalışan ve bilgi üreten kurumsal bir bölüm niye yok acaba? Çünkü biyoloji yok.
Biyoloji olmayınca bu canlının varlık amacı, hedefi, geçmişi, serencamı yok. Öyle olmayınca ne oluyor? Arıza çıkana kadar sen gez yaşa. Bit işte bir şey olursa gel biz yaparız. Peki yine doktorlarımıza son kez bir jürilik görevi vererek şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum. Biz böyle gayet güzel yaşıyoruz. İşte yiyoruz o tatlıları, yemekleri, yatıyoruz, yuvarlanıyoruz falan. Bir sorun çıkınca başvurduğumuz zaman maalesef tıp ilminden şöyle bir şey öğreniyoruz. Tıpta hiçbir kronik hastalığın tedavisi yokmuş. Bize ilaçlar veriyorlarmış, bizi biraz idame ettiriyorlarmış. Mesela şeker hastasıysan onun çaresi varmış ama iyileştirmeden ömür boyu o ilacı kullanarak idame ettirebiliyormuşuz ancak. Sistem bir kere bozulunca biz onu yapamıyormuşuz. Demek ki bozulmadan önce bir şeyler yapmak lazım. 40'lı 50'li yaşlar. Bu arada yani sizin meslektaşların bazıları diyor ki 15 sene daha yaşarsanız 110'u göreceksiniz diyorlar. Emeklilik çok sıkıcı geçecek muhtemelen ama ya bayağı uzayan bir ömür içerisinde yarısından çoğunu hasta geçirmek makul ve mantıklı değil. O zaman ne yapalım? Bir farkındalığa ihtiyacımız var. Buyurunuz efendim. Ben Sami Uzun. Evet. 13 sene Sami deniz hayatım var. Farkında olmadan aslında iyi bir merak yaratmışım. Ben 11 santimlik mide yarasıyla bir ülser tanısı konulduktan büyük sonra olsun. Zaruri uyandım. Ve demin sizin tıp mensuplarına sorduğunuz sorunun belki de bilmeyerek insiyaki erken yanıtını buldum. Birkaç koruyucu önlem olarak ne yapabilirim? Bana ilaç veriyorlar, düzenli olarak kullanıyorum ama uyku düzenin şöyle olacak, beslenme düzenin böyle olacak diyorlar. Uyku ve beslenme düzeni öyle olamayacak bir meslekte bunu nasıl sağlayacağım? Meslek ayarlara uygun değil yani. Değil ama bir büyüğümün odasında gördüğüm gürültü patırtı içerisinde sükunetle dolaş cümlesi benim tüylerimi tiken tiken ederdi. Yani nasıl diye soramadığım bir büyüğümdü. Sonra meditasyonla tanıştım ve 8-9 sene sonra olmadık bir yerde bu akışa özel bir bakış için dışarıya doğru telaşla koşturan bu muhteşem zevatın önce bir sükunete, şöyle bir durmaya. Siz diyorsunuz ya açık beyinciler olarak. Kendine bak, göreceksin. Kendine bakmak için dışa bakan gözleri çevirmek lazım. Oho, abi, onun çok içinde durmak lazım ya. Öbür bölümlerin hepsi spoiler verdim şu an. Şimdi ama 60, neyse bunu bir trailer olarak, bir ön tanıtım olarak alabiliriz. 65'inde yani. Orta yaşlı biliyorsun bir delikanlı abi. Olarak benim mide arızam yok. Kızım kadar, hatta ondan daha maşallah sağlıklı olma iddiasındayım. Ama biyolog bir kızınız olduğunu biliyorum. Evet, onun da bu konuda bir yardımı var. O saklanmaya çalışıyor onun da ama bir yardımı var. Evet. Vallahi sevgili Sami Uzun bu yorum üzerine ekstra bir bölüm daha çekeceğiz arkadaşlar. Baya baya yoğun oldu. Ama ve lakin bu bütün serencamın içerisinde bu tip anekdotları çok duyacaksınız ya da hiçbirimiz istemeyiz ama yaşayacaksınız. Vücut bir takım sinyaller verecek, sistem bir takım çığlıklar atacak, alarmlar çalacak. Bize genellikle ne öğretecekler? Sen alarmı sustur, yoluna devam et. Ağrıyı geçir, sancıyı dindir, duymamazlıktan gel, görmemezlikten gel, kendini meşgul et, kendini eğlenceye vur, bir şeyler diyecekler bize. Onlar çok ağır bir duruma dönüşene kadar belki susturacağız ama ondan sonra bunların hepsi dikkatimizden kaçamayacak bir çığlık şeklinde hayatımızın içine girecekler. O rahatsızlıkları yaşamadan evvel farkındalık en önemli geliştirmemiz gereken şey. Bu arada bunların kitabını yazan, fizyoloji uzmanı olarak sürekli derslerde anlatan Sinan Canan olarak ben de bir insanım sevgili dostlar. Hani yarın bir gün insanın fabrika ayarlarına biraz aykırı bir durumda beni görürseniz hepimiz hata yapıyoruz. Bizim buradaki işimiz ne efendim? Aslında sürekli birbirimizi hatırlatarak birbirimizi rayda tutmaya çalışmak. Ben çok anlatıyorum ki yapabileyim diye. Yoksa kitabında yazdığı her şeyi %100 yapabilen biri olmayı çok isterdim. En azından görüntü olarak biraz daha değişik görünebilirdim o zaman ama her şey %100 olmak zorunda değil. Farkındalıkla yaptığımızda çok şey değişecek. Bugün giriş anlamında, birazdan size de geleceğim. Giriş anlamında bir kulağımızda dolgunluk olsun. Nedir bu insanın fabrika ayarları diye. 5 maddeden oluşan o hikayeyi size bir özetlemek isterim. O 5 madde biyolojiden çıkar. Eğer lisede, ortaokulda bize güzel temel biyoloji öğretilseydi muhtemelen şu anda Sinan Canan burada olmayacaktı.
siz onu tanımayacaktınız. Ya müzikle ya ticaretle bir şeyle iştigal ediyor olacaktı, bilmiyorum. Ama bunları bir şekilde bize öğretmedikleri için birilerinin anlatması gerekti. Halbuki biyolojide olmayan hiçbir şey söylemiyoruz. Biyolojide olmayan hiçbir şey yok. Ne diyor biyoloji? Sen 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge sürecinin ürünüsün. Yeryüzünde şu anda yaklaşık 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen canlı türlerinden bir türsün. Senin biyolojik adın Homo sapiens sapiens. Yanlış söylemedim. 2 tane sapiens var. Yani Allah sizi inandırsın, sapiens. Ne demek bu sapiens bu arada? Homo insan demek. Sapiens düşünen ya da bilge diye yazar kitaplarda. Pek öyle değil. Bir daha yüksek. Bir mikrofona söyleyin, herkes duysun. Nerede mikrofon? Hayatın tadına varabilen demek tadına hocam. Tadına varabilen, gustosu olan, tadını çıkarabilen anlamına giren bir terimmiş. Buradan Lina'ya rahmet ediyoruz efendim. O güzel isimlendirme mantığıyla insana çok yakışan bir isim vermiş. Hani zürafa yerken böyle oh Allah'ım ne kadar güzelmiş falan demiyor ya. Onu bir tek biz yapıyoruz ya. İşte o bizim gustomuzdan, tadını çıkarabilme özelliğimizden kaynaklanıyor. Bu sürecin içerisinde ciddi alameti farikaları olan ama o sistemin ayrılmaz parçası olan varlıklardan biriyiz. Dolayısıyla en azından donanımı anlamak için biyolojiyi iyi anlamak lazım. Ve bu beni 5 tane maddeye götürdü. İddiam şu sevgili dostlar, lütfen bu programı takip ettiğiniz sürece bu iddiayı sınayınız. Bana asla inanmayınız. Lütfen sizler de. Şu anda yeryüzünde insanoğlunun yaşadığı ne problem varsa, insanın yaşadığı ne sorun varsa şu ya da bu şekilde bu 5 maddeyle alakalı. Buradaki sevgili katılımcılar arasında İFA okurlarının olduğunu biliyorum. Mesela birinci maddesi İFA'nın desem, böyle hemen bana bir hatırlat, belki ben unutmuşumdur. Hatırlatacak olan kimse var mı? Bir mikrofon alalım mı? İFA'nın ilk maddesi için önce bir sizi tanıyalım, evet, efendim. Adım Levent Selvili. Levent hoş geldin, merhaba. Teşekkür ederim. İFA'da benim hatırladığım ilk madde az yemek ye ve sağlıklı ve hareketli bir hayat sürmeye çalış. Benim hatırladığım ilk madde buydu. Evet, şimdi sıralama olarak aslında o ikinciydi. Fakat birinciyi ikinci sırada saydınız, onları hemen yer değiştirelim. İlk madde hareket. Hareketli olmamız lazım. Beden hareket için ayarlanmış. Atalarımız yan gelip yataraktan bu dünyada hayatta kalamadılar. Dolayısıyla illaki atletik olmak zorundalardı. İllaki kaçmak, kovalamak zorundalardı. Bize de öyle bedenler miras bıraktılar. Hareketsizlik yok. Ama sadece bedende değil, konuşacağız. Zihinde de, ruhta da, duyguda da bir harekete ihtiyacımız var. Öyle ağ atıl yaşayamıyoruz yani. İki, benim de çok sevmediğim bir ayar. Az yiyeceğiz. Az yiyeceğiz. Yani çok fazla yiyoruz bugün. Günde 3 öğün yemek bize fazla. Sistem ona uygun değil. Günde 16 ila 18 saat aç kalabildiğimizde hastalıkların birçoğunun kendinden iyileşmeye başladığını fark eden doktorlar bugün buna intermittent fasting olarak bir tavsiye olarak yer veriyorlar reçetelerinde. Aralıklı oruç dediğimiz mesele. Normalde insanın günlük yeme döngüsü. Ve biz maalesef bunu çok bozduk çünkü artık yiyecekler çok güzel. Değil mi? Yemeden duramıyoruz. Ve biz yemek yemiyoruz aslında. Biz aslında yemek bağımlısıyız. Bunu da ilerleyen bölümlerde bol bol konuşacağız. Üçüncü madde. Burası için çok önemli. Ben şu anda kendimi niye bu kadar iyi hissediyorum? Çünkü sizler buradasınız. Sizler orada bizlere vaktinizi ayırıyorsunuz. İlişkiler kuruyoruz. Ve biz bunun için varız. İnsan sosyal ilişkiler kurmak zorunda olan bir varlık. İyi ilişkiler, gerçek ilişkiler, duygusal ilişkiler kurmak zorunda. Dostlar olmak zorunda. Tek başına yaşayabilecek bir canlı asla değil. O yüzden ne kadar iletişim teknolojilerimiz olursa olsun şunun tadı başka değil mi? Değil mi? Hatta bir de şöyle çay kahvede mi karşılıklı oturup bir efkar dağıtmak nefis bir şey. Buna çok ihtiyacımız var. Üçüncü madde ilişkiler. Dört. Çok 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 ciddi bir madde. Stresimizi yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Stresten ölen tek canlıyız. Bunu daha sonra bol bol konuşacağız sevgili dostlar. Stresimizi yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Bütün canlıların hayatını kurtaran o stres reaksiyonu dediğimiz şey bizi maalesef erkenden öldürüveriyor. Şehirli insanların çok büyük bir çoğunluğunun ölüm sebebi bugün. Sevgili doktorlarımız da burada jüri gibi oldu ama size de arada bir böyle pas atıyorum. Stres ve strese bağlı hastalıklar maalesef bizi perişan ediyor. Ama yönetmek oldukça kolay. Zaten dünyada sevdiğiniz bir şeyler yapıyorsanız, sınırlarınızı zorlayarak yeni keşifler yapıyorsanız o stresin etkisini çok yaşamıyorsunuz. Zira beşinci madde ilhami. İlhamcığım seni bir tanıyalım önce. Daha doğrusu herkes tanısın seni bence. İlhamcığım Parlak Demir. Açık beyinliyim.
Evet, bir üniversite öğrencimiz ve çok rock'n'roll bir üniversite öğrencimiz. Yeni mezunum. Harika. Beşinci maddemiz sınırları aşmak. Ne güzel söyledin. Çocukken hatırlıyor musunuz? Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, büyükleriniz sen bunu yapamazsın dediklerinde ve sonra siz o şeyi yaptığınızda nasıl hissediyordunuz? Hani? Hani yapamıyordum? Değil mi? İşte o hissiyat ta oralardan başlıyor. Ve bugün şimdi burada her birimiz hayatımızda bize çok tatmin veren şeylere bakalım. Bizi iyi hissettiren şeylere bakalım. Ne var hepsinin ortak noktası? Yeni bir şey yaptığımızda, yeni bir şey öğrendiğimizde, yeni bir yol keşfettiğimizde, yeni bir açılım yakaladığımızda kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ve maalesef bugün dünya insanının en büyük problemlerinden bir tanesi bu kadar imkan ve seçenek içerisinde kendini çok sıkışmış hissetmesi. Mesela bugün bir sürü bir şeyler konuştuk. İnşallah bizi izleyen sevgili dostlarımız da dahil olmak üzere böyle bir farkındalık uyanmıştır, bir şey olmuştur. Peki ne yapmak lazım? Hemen yeni bir farkındalık peşinde mi koşalım? Yoksa o farkındalıkla ilgili bir şey mi yapalım? Merhaba Sinan Hocam, Meltem merhaba. Ben. Merhaba. Ben finans alanında doktora yapıyorum. Mesela biz döviz kurunu tahmin etmek için geçmiş döviz kurlarına bakarız. Ama aslında bu verdiğimiz tahmin çok da isabetli olmuyor. Evet. Yarının öngörülemediği, hatta birkaç saatin bile öngörülemediği, bu kadar değişkenin olduğu bir dünyada aslında saydığımız liste ne kadar güncelliğini koruyacak ve bu fabrika ayarlarına yeni sürümler gelmesi gerekecek mi? İşte ben de tam bu anı bekliyordum. Gollük orta diyorlar ya. Şimdi efendim biyolojinin çok güzel bir tarafı var. Bana bir ara bir proje için arkadaşlar bir talepte bulunurlar benden. Dediler ki hocam 50 sene sonraya mektup yazıyoruz gençlere. Bunu bir kapsüle koyacağız. Siz de bir şey yazar mısınız? Ben ne yazdım oraya biliyor musun? Değil 50 yıl sonra, 5000 yıl sonra da açsanız sizin değişmeyecek bir sorunuzu yazıyorum buraya diye not düştüm. Dedim ki fabrika ayarlarına uygun yaşamazsanız erken öleceksiniz. Çok mutsuz olacaksınız. Bunalımlara gireceksiniz. Çünkü onun 5000, 50000 hatta 500000 yıl sonra da geçerli olacağını ben nereden biliyorum? Aslında sadece ben değil. Biyoloji okuyan herkes bunu biliyor. Çünkü canlı bir organizmanın ortamın getirdiği değişikliklere adapte olabilmesi, uyum sağlayabilmesi, ona göre bir değişim geçirebilmesi için milyon seneler mertebesinde zamana ihtiyacımız var. Biraz önceki insanlık tarihine bir bakalım. Bütün yaşadığımız tantana son 200 yıl içerisinde. 200 yıl içerisinde kaç nesil gelip geçtiğini bir düşünün. Ne zaman neye adapte olacağız, ne yapacağız ve biyolojimiz bir şeye uyum sağlayamadan daha o şey değişiyor. Mesela CD diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Rahmetli oldu. Kaset, kalem sarardık böyle. Gitti. Yok. Mesela ya eskiden aman Allah'ım dediğimiz teknolojilerin hiçbiri hayatımızda yok ve arada böyle hafıza kaybı bir dönem oluştu. Farkında mısınız? Yani birçok teknolojinin varlığını bize söyleyince hatırlıyoruz. Ha hakikaten öyle bir şey vardı falan filan diye. Ve gittiğimiz noktada bir süre sonra bugün kullandığımız cihazlar belki 6 ay belki bir sene sonra bambaşka bir hale evrilecek. İlişki ve teknoloji kullanım biçimlerimiz çok değişecek. Mesela gıdayı çok yapacağız, gıda bağımlılığı artacak. Eğlence işte zaman geçirme için çok teknoloji yapacağız, eğlence oyun bağımlılığı başlayacak. İletişim için ortamlar yapacağız, o iletişim yerine teknoloji bağımlılığını arttıracak. Efendim bir sürü oyuncak vereceğiz, bunlar stresi arttıracak. Çünkü neyi tüketeceğinizi bilemez hale geleceksiniz ve o kadar çok seçenek sunacağız ki işte sunuyoruz ki şu anda. Ben ne yapayım ki? Ben hiçbir şey yapamam ki noktasında insanlar sıkışıp kalacak. Bu değişimimizin önündeki en büyük engel. O yüzden yol yakınken benim söylemeye çalıştığım, burada sohbetini yapmaya çalıştığımız şey insanın o milyonlarca yılda ancak ince ince oluşturulmuş 3,5 milyar yıllık Ar-Gen'in bir ürünü olan şu efsafını temel düzeyde anlayalım. Yiyip içerken, konuşurken, günlük işimizi yaparken, geleceği planlarken biraz buradan bakalım diye düşünüyorum. Çok karlı bir şey. Çok karlı. Ben bu arada unutmadan insanın fabrikalarının ne faydası var diye bana soranlara Aziz Agustin'in bir sözünü hatırlatıyorum. Çok severim. Diyor ki felsefe bana hiç para kazandırmadı ama beni birçok gereksiz masraftan alıkoydu diye. Mesela sağlıklı yaşamak için bir şeyler almanızı önermez insanın fabrikaları. Yemeyin yeter. Bedava. Efendim evet bir de burada üst katlardan bir mikrofon alalım efendim. Önce bir sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Saadet. Saadet. Evet, Saadet. Saadet hoş geldin. Merhaba. Kuaförüm. Nereden geldin Saadet? Ben bayan kuaförüyüm.
Oo süper. Size bir sorum olacak. Ben tamamen senin sektör dışındayım gördüğünü. Hem cinsiyet hem kılmıklar. Benim var. İnsanlar geliştikçe neden bu kadar kötü oluyor diye sormak istiyorum. Nefis. Vallahi bilmiyorum. En güzel sorular böyle bilmediğim sorular. Çünkü onun üzerine inşallah bir başka bölümde hatta iki bölüm boyunca konuşabilirim. Biz öyledir. Bilim insanları bilmediği konularda çok uzun konuşuruz ama şimdi bir ipucu vereyim. Bunu inşallah o konu ana konumuz olana kadar düşünelim. Kötülük aslında tabiatta var olan bir şey değil. Kötülük insandan neşet eden bir şey gibi gözüküyor ama kötülüğün bir kaynağı var. Kötü olmanın bir sebebi var. Bir düşünelim hayatımızda insanı kötü yapan şey ne? Aslında temelde korku. Korku bizi kötü yapar. Güvensizlik bizi kötü yapar. Sisteme karşı böyle ele geçirme isteği, onu kontrol altına alma isteği hep bizi kötü yapar. Korkunun olmadığı, güvenin, itimatın, imanın, dayanmanın olduğu bir yerde kötülükten o yüzden bahsedemiyoruz. İnsan neden bu kadar imkana rağmen kötü oluyor sorusu bence tam buradan sabahlar olmasın konuşabileceğimiz bir şey. Bir şey dikkatimi çekti bu arada bu son andaki sorulardan. Buraya toplananlar da bir değişik. Mesela sevgili evdeki dostlar şu anda konuştuklarımızdan ne hayrettiniz bilmiyorum ama kimse ne yiyeyim, ne egzersiz yapayım falan diye sormadı. İşte kaç kalori almak lazım falan onlarla ilgilenmiyor. Burası hep böyle iradedir, bilinçtir falan farkındalıktır. Değişik bir kitle var burada bugün. Zaten Sinan Canan'la Açık Bey'in sizlerin ve sevgili katılımcı dostlarımızın zihinleriyle, onların meraklarıyla, onların katılımıyla şekilleniyor. Bu böyle bir format. Ben daha önce televizyonda böyle bir şey görmedim. İnşallah güzel gidiyordur. Benim için çok güzel gitti. Bu arada yani bitsin istemiyorum açıkçası ama her şeyin bir sınırı, bir süresi, bir sonucu var. Fakat devamlılığı önemli. Lütfen sorularınızı unutmayın. Lütfen bu çerçeve içerisinde hayatımızda her yere dokunacak bir konu noktamız olduğunu fark edelim ve buraya inşallah daha sonra gelirseniz yine beklerim. Tekrar buluştuğumuzda yepyeni, hayatta hepimizi ilgilendirebilecek yeni soru sorun ve tabii ki itirazlarla gelmenizi çok isterim. Bugün çok özel bir gün. Bugün Sinan Canan'la Açık Bey'in ilk bölümünü sizinle birlikte gerçekleştirdik. Vallahi benim için unutulmaz bir deneyim. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde beden dedik, böyle milyonlarca yıl dedik, bir şeyler dedik ama ya biz sadece diğer hayvanlar gibi de ele alınabilecek bir varlık değiliz. Tuhafız. Mesela bütün canlılar ye, iç, ürü hayatta kal dışında pek bir şey düşünüyor gibi gözükmüyorlar. Takılıyorlar ortamda. Ama biz bu hayatın anlamı ne? Ben bu dünyaya niye geldim? Nereden geldim? Nereye gideceğim falan diye kafayı yorup hatta bu yüzden bazı enstitülere başvurabiliyoruz yani durumumuz çok kötü olabiliyor. Dolayısıyla bir sonraki bölümde biraz bunu konuşacağız. Bizim bu anlamla arıp alıp veremediğimiz şey ne? Biyolojik bir canlıdan anlamsal bir canlıya nerede zıplayacağız? Biraz onu konuşacağız. Bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Tekrar görüşürüz.